Evet, yeniden birlikteyiz. Filmin adı Platonik 2. Daha önce filmimizde aşka doyduk. Bu filmde aşka doyacak. Doyacağız herhalde sanırım. Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Hemen çünkü filmi izleyelim. Yok. Tamam. Söyleyeceğiniz bir şey yok. İçerideki gerginliği yumuşatırız inşallah biraz. Tamam, bakalım jürinin sizinle ilgili düşünceleri neler olacak. Filmimizi izliyoruz. Çok şirin bir kız var. Böyle Fransız tipli ama Türk. Ne yapıyor peki? Kitap okuyor. Karşıda çok yakışıklı bir çocuk var. Nerede? Orada. Oha aşkım. Aa. Tamam şaka. Kız hoşlandı çocuktan. Hadi bir sarıl ona. Yok Emre. Bu kız öyle bir kız değil. Hoşlansa bile hayatta yanına gitmez. Ya kitap okuyana kadar beraber takılsalar ya. Hem belki birbirlerini tanıyacak bir fırsatları olur falan. Ha? Kız da istiyor aslında bunu ama gitmez. Ne olacak şimdi? Gidiyor çocuk. Bilmiyorum. Aha bak arkasında. Çocuk şimdi fark edecek kız. Bu kız ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ben ya. Sadece onunla bir gün geçirmek istiyor. Etraftaki bütün kızları fark edersiniz. Ama bu tip kızları gözünüzde 3 değil 5 boyutlu gözlük olsun fark edemezsiniz nedense. Hadi oğlum dur şu kızı at artık eve ya. Aa, Emre sence bu kız eve gider mi? Bütün günü beraber geçirdiler. Ortak noktaları var. Daha ne olsun? Emre'ce o senin bildiğin kızlardan değil. Evi var, barkı var, ailesi var. Birazdan evine gidecek kız. Öyle tek gecelik aşk kızı değil hocam. Ha buldum. Oğlan anahtarını bulamasın, gün içinde düşürmüş olsun mesela. Kız da onu görsün, alsın yerden, şimdi ona versin, beraber eve girsinler. Girmeyecekler. Ya fena mı olurdu? Çocuk dönüp kıza baksa, ona gülümsese, kız da dönüp ona gülse. Hayır. O zaman nasıl beraber olacaklar? Olmayacaklar canım. Eğer kızı fark edebilseydiniz belki olurdu. İmkansız aşk bu hayatım. Aynı bizimki gibi. Ama oğlan kızı gördü. Nasıl yani? Bak. Oğlan kitapçıdan çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçmek için yolun başında beklerken bir araba önünde aniden fren yaptı. Çünkü son balonları taşıyan bir adam dikkatsizce yol aldı. Çocuk arabanın camından yansıyan kızı gördü. Ve daha bitmedi. Peki buluşacaklar mı? Neden olmasın? Nerede? Ne zaman? Burada. Şimdi. Ne olmuyor? Kız gelmeyecek. Hayatım lütfen. Hayır. İnat etme ne olur. Hayır. Hadi sevgilim. Gelsin şu kız artık. Barışalım. Gelsin. Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Selçuk Bey. Ben çok beğendim. Tebrik ederim. Çünkü bir şey seyrettik. Bir konu izledik. Bir olay izledik. Bir hikaye izledik. Onun arkasındaki espri dünyasını, hayal gücünü izledik. Söz uzatmaya gerek yok. Ben çok beğendim. Kutlarım sizi. Çok güzel. Beğendim. Çok sağ olun. Aynı fikirdeyim. Sanıyorum herhalde görsel anlamda da Selçuk Bey aynı şeyleri söylemek istiyoruz. Evet. Bir film seyrediyor gibi. Yani önemsenmiş bir şey görüyorum. Konu da çok enteresan, hoş. Benim biraz Yeşil Işık filmimi andırdı sanki bazı yerlerinde. Dolayısıyla ben de çok beğendim. Senaryoyu kim yazdı? Pardon. Rica ederim. Ben yazdım. Herhangi bir şeyden öykünme var mıydı? Yok, hayır. Tamamen kendi... Hayır. Tabii her zaman. Okey. Fakat size o kısa saç çok yakışmış.
Teşekkürler. Artık herkes öyle söylüyor. Herhalde kestireceğim sonunda. Ama gerçekten bence siz o olmalısınız. Size ne kadar orada hep öyle oluyoruz işte. Görüntüde ne kadar daha yanınızdaki hanımefendiden, Selin Hanım'dan Selin, bahsediyorum. Evet, Selin ne kadar farklı görünüyorsunuz. Merve'nin yerini ben kestirdim saçımı. Öyle geldim. Ama orada daha hani yaşlı görünüyorsunuz. Burada hiç öyle değilsiniz. Rol öyleydi. Teşekkür ederim. Rol öyleydi ama olsun yine de yani çok de farklı. Çok karanlıktı şey kafe sahnesi. Normalde değil herhalde bu projeksiyondan falan. Ben güçlük de gördüm. Siz de gördüyseniz ne yapabilirim? Projeksiyon perdesi, yaptığınız ışığın, Hülya Hanım bitirdiniz mi? Evet evet teşekkür. Projeksiyon perdesi hakikaten biraz önce de açıklamasını yaptık. Yaptığınız ışığın güzelliğini bize tam olarak anlatamıyor. Aynı zamanda önümüzde başka monitörler de var bunu çek edebilmek için. Monitörlerden çok iyi belki izleyenlerimiz tamamen göremiyor ama harikulade bir ışık yapmışsınız. Kurgu harikulade, kamera harikulade, oyunculuklar muhteşem. Tabii ki profesyonel oyuncular, hepsi değil tabii ama profesyonel olmayanlar da galiba profesyonelce oynamışlar. İmkansız aşk meselesiyle kendi kendinize eğlenmeniz çok güzel. Bir çiftin masada fantazi yapmaları, aşktan böyle söz etmeleri, hayal güçlerini bu şekilde çalıştırmaları ne kadar güzel fikir veriyorsunuz insanlara. Seçtiğiniz kişiler ne kadar hayatın içinden ve o kızın tipiyle ki şahsına münhasır bir fizikle ve bakışla aslında standart olarak basında bilmem hangi manken göğüslerini yaptırdı filan diye gösterilen kadınlardan daha da aşık olunası bir kadın göstermişsiniz. Orada aşık olunası iki kadın var. Evet, tebrik ediyorum sizi. Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz ve benden 10. Bravo. Merci. 8. 9. Çok mersi. Güle güle.